Ama vicdansızlık yani. Bu vicdansızlık biz yani. Tamam. Evet. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz Allah aşkına? En yakın market. En yakın market. Mahallemizdeki yerlerden alışverişler. En yakın market. Var, mahallemizde var. Elmacı oluyor yok sadece. Malzemeleri alalım, hadi gittik alalım dedik yani. Hazır bulduk o kadar şeyimizi. Tamam. Çekimizi verip geri döneceğiz. Biz sizi dinlemeden, siz bizi vicdanımız bırakmadığınız hiçbir şey bırakmadınız. Yani. Normalde baktığınızda bu vicdansızlık olur. Tamam, vicdansızlık. Ben insan gibi durumum varsa diyor, biz de, kesin biz diyor. Biz insan gibi anlıyoruz işte, anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra da diyorsanız ki şey diyeceğim. Ne kesin diyorum? Kesin ne olacak yani? Gideriz iki hafta daha mesai yaparız, önemli değil. Tamam, sıkıntı yok bizim için, biz gibi. O zaman tamam. Mesela diyor ki, namaza, cumaya gidenlere izin verin diyor. İzin veriliyor. Hastası olan varsa hastaneye gidebilir diyor. Gönderiyoruz, bir şey demiyoruz. Barkodu varsa. Market de en yakın markete gitsin diyor. Memur Bey, anlatamıyorum ya bu adam. Biz anlıyoruz. Bizim de hediye kartı olanlar. Yani her bizim o şeyimizde olmayan bir şey yani. Bizim orada olmayan bir market. Ne yapacağız bunu? Biz nasıl değerlendireceğiz? Yani hafta siz söyleyin. Hafta içi alabiliyorsunuz. Hafta içi çalışıyoruz. Eşiniz, dostunuz vardır, onlardan olur. Eşim dostum, eşim var, eşim de çalışıyor. Dostlarınız var, arkadaşlarınız dostum var. Dostum yok benim, ben yabancıyım zaten, ben buralı değilim ki. Tamam o zaman bu şekilde mazeretinizi bildirir, dilekçe yazarsınız, işte. Valiliğe sunarsınız, valilikte bize iptal edin derlerse. İptal edin. İki daire, dört daire, hiç kavga bilmiyorum. Başka herkes 48-22. Allah'ım sizi beylesin abim. Burası... Bir gelin. Var mı araçla gireyim sen? Var. Gidebilirsiniz. Nereye? Bunu takmayın. Mesela bu takılı olduğu zaman, arabanızı biz çarptığı zaman airbag'den hepsi...